kaybettiğimiz yol önderlerimiz, şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna. Ya Hak yolumuzu arsıza, nursuza, pirsize uğratmaya, dert verip derman aratmaya, gözünüzden yaş düşürmeye, duvarınızdan taş düşürmeye, dertlerinize deva, borçlarınıza eda, hastalarınıza şifa eyleye. Aşık maşukuna demiş bir beyli, aradan kesilsin münafık dili. Nerede bir gül bitse orada çalır, bülbül de gülünü harar bağlamış, dost bağlamış, bağlamış, bağlamış. Arkadaşlar, öncelikle Alevi Bektaş Federasyonu'nun birleşenleri, değerli yöneticileri, kurum başkanı arkadaşlarımız, aramızda ilk genel başkanımız yok, o Hakk'a yürüdü. Ali amcaya burada saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi ve yattığı yer nur olsun diyelim, ışıklar içinde olsun. İkinci genel başkanımız burada bugün, Atilla Erdem Hocam. Ve sonraki genel başkanlarımız Ali Balkız ve diğer genel başkanlarımız burada, genel sekreterlerimiz burada. Bu kurumun 2002'den bugüne kadar mücadelesinde yer alan tüm yol arkadaşları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, Alevi Bektaş Federasyonu Danışma Kurulu'nun gerçekten de Özgür'ün de bahsettiği gibi 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk yaptığımız toplantı, yüz yüze cemaat cemaat yaptığımız toplantı, Türkiye'de AKP iktidarının 22 yıldır bu ülkede yaptığı tüm hukuksuzluk, tüm zulüm, tüm yoksulluk, yolsuzluk, her türlü sefalete ilk kez bu halk bir şekilde bir cevap verdi. Bu süreçte Alevi toplumunun siyaset gündemine dair elbette ki konuşmamız gereken çok şey var. Şunu gördük ki biz bazen toplumdan, kurum yöneticileri olarak toplumun siyasi okumalarının çok gerisinde kalıyoruz. İlk kez geçen yıl Antalya'da yapmış olduğumuz danışma kurulunda şöyle bir karar almıştık. Biz bundan sonra Çorum, Sivas, Maraş gibi Dersim soykırımı yıl dönümünde de Dersim'de Sivas gibi, Maraş gibi, Çorum gibi o toplumsal duyarlı demokratik kamuoyuyla ilgili sürece aktif olarak DEDEF'le birlikte, oradaki yerel inisiyatiflerle birlikte orada olacağız demiştik. Geçen yıl başladık. Bu yıl da Dersim Dernekler Federasyonu'nun genel başkanıyla görüşmeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde Dersim 4 Mayıs Dersim Terteresi yıl dönümünde programın detayları size aktarılacak. Bu konuda tüm başkan arkadaşlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın, özellikle o bölgeye yakın kurumlarımızın, şubelerimizin o gün Dersim'de bizlerle birlikte olmasını rica ediyoruz. Akademisyen ve hukukçularla bu konuda bir çalışma yapmak istiyorum. Bir deprem oldu, sonra genel seçimler havası, sonra yerel seçimler havası derken biz işin kurumsalın, kurumun ekonomik anlamdaki çıkmazlığı da söz konusu olunca maalesef bir türlü bu çalıştayı gerçekleştiremedik. Geçen hafta İstanbul'da bir görüşme yapıldı. 8-9 Haziran'da akademisyen arkadaşlarla, özellikle Alevilerle ilgili, Alevilikle ilgili uzun yıllardır Alevi kurumlarını tanıyan, çalışan, bizim birçok çalışmamızda yer alan akademisyen arkadaşlardan oluşan bir kadroyla, hukukçu kadroyla, özellikle devlet ilişkilerini, devlet hukukunu, uluslararası hukuku, anayasa hukukunu bilen arkadaşlarla bir kadroyla 2 günlük İstanbul'da bir çalışma yapacağız. Bu tüzük tadilatını yaparken de federasyon ilk kurulduğu gün Alevi Bektaşi Federasyonu'na ihtiyaç var, mücadeleye ihtiyaç var diyen ve bedel ödeyen, o gün yargılanan
ağır cezada yargılanan arkadaşlarımızın mücadelesine saygısız yapamayacak, o omurgayı sağlayacak, sağlam tutacak şekilde bir tüzeye ihtiyaç var. Yani Alevi Bektaşi Federasyonu'nun birleşen sayısı 100 de olsa, birleşen sayısı ne olursa olsun Alevi Bektaşi Federasyonu şunu bilmeli ki, Alevi Bektaşi Federasyonu'nun omurgasını oluşturan iki çok şüpheli kurumumuz başta olmak üzere, o ilk kurulduğunda 7 tane kurum bizim için değerlidir, kıymetlidir. Onların önünü, onların sürece dair mutlaka ve mutlaka her zaman o omurganın omurgalar olarak devam etmesi konusunda bir sürece ihtiyacımız var. İkincisi, bu tüzük kurultayla ilgili bir komisyon oluşturacağız. Bu komisyonu komisyonda özellikle birleşenlerimizden arkadaş isteyeceğiz. Hukukçu arkadaşlardan rica edeceğiz. O komisyon zaman zaman yapmış olduğu taslağı sizlerle paylaşacak. Birleşenlerimizin sayfasında paylaşacak. Önerilerinizi, görüşlerini alacak. Eğer aksi bir durum olmazsa Ekim ayında Ankara'da bir tüzük kurulda yapmak istiyoruz. Hatta dün tarihimizde köyümüzden bir tane sağ partiye oy çıktığında o oyun kime ait olduğunu arayıp bulurduk. Hatırlayınız. Bunu mutlaka da çıkardı açığa. Ya yanlışlıkla verilen bir oy olurdu ya da sandık başkanlığı verdiği oy olurdu. Şimdi göğüsleri kabarta kabarta ben de verdim diyenlerin olduğu Sivas köylerinde, Divriğ köylerinde, Tokat köylerinde, Erzincan köylerinde bakarsanız sonuçlara görürsünüz. Bunların olduğu, hatta bu partilerden kolaylıkla aday olunabildiği döneme geldik. Şimdi sevgili arkadaşlar, bugün açıklıkla aday olabilecek noktaya geldik diyorsam bunu dikkat edeceğiz. Bakın, bu noktada da kurumlarımız kötü sinyal verdi. Erzurum Dernekler Federasyonu'nun bana bildirmesi üzerine tesadüfen çok atıl durumda olan bir şube başkanımızın AKP'den İl Genel Meclis üyesi adayı olduğunu öğrendik. Derhal görevine son verdik. Aynı gün şubesini kapattık arkadaşlar. Çünkü şube yöneticilerinin de aynı oyunun içerisinde rol aldıklarını öğrendik ve derhal kapattık. Şimdi biz bu tutumu sergilerken dost kurumlarımızın bunu yapmaması bizim tutumumuzu eleştirir hale gelir. Dedelerin aday olduğu, yöneticilerin aday olduğu, bilmem ne olduğu durumlar bizi sıkıntıya sokar arkadaşlar. Diğer bir durumda çok uzatmayayım sevgili arkadaşlar. Bu devletle kurulacak ilişkiler, siyasal iktidarla kurulacak ilişkiler noktasında İlal Başkanı ifade etti ama şu soruları soran bir yerden bir yol almamız lazım. Bugüne kadar isteme yok, isteme yok, isteme yok diyoruz ya. Ama bu konuda da bazı tutarsızlıklar içerisinde oluyoruz. Örneğin ben kendi örgütüm için söyleyeyim. Bir Stadlar Kültür Derneği olarak Cem Evlerinde elektrik parası ödemiyoruz kampanyalar başlatmıştık. Ama ben biliyorum AKP'de de vardı. Diğer yerlerde de vardı. Peki davalar açtık. Davalarda savunmalar yaptık. Kimi davaları kazandık. Peki kim ödesin sorusuna yanıt veremedik. Elektrik parasını kim ödesin? Yani Diyanet mi ödesin? Maliye Bakanlığı mı ödesin? Vesaire vesaire. Hatta bazılarımız hiç istemiyoruz. Hiçbir ödemesin dedi. Bazılarımız bu bizim eşit yurttaşlık hakkımızdır. Ödensin dedi. Burada da uzlaşmada zorluk çektik. Ve dün nihayetinde bir kanun hükmünde kararname yayınlanarak Kültür Bakanlığı'nın ödemesi. Kültür Bakanlığı değil arkadaşlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı. O turizmi özellikle söylüyorum. Turizm Bakanlığı. Yani turistik bir tesise devlet bir anlamıyla yardım ediyor. Yani folklorik faaliyetlerinizi daha güzel yapın diye. Ama bu noktada yine sırta kalmayalım diye bu toplantıda dün de tartıştık biz. Ne yapacağız, ne diyeceğiz kısmını değerli toplu hale getirmemiz gerekiyor. Alevi Kültür Dernekleri olarak yaklaşık 3 aydır Cem Evi Daire Başkanlığı'yla çok etkin bir mücadele yürütüyoruz kıymetli canlar. Birçoğunuz sosyal medyalardan, işte basın yayından vesaireden haberdarsınızdır zaten. Antep şubemizde bir görüşme gerçekleşmişti. Şimdi
Alev Hareketi'nin içerisinde genel anlamda şöyle bir kanı var. Alevi Kültür Derneklerinin karnı biraz yumuşak gibi bakılıyor. Böyle karnımız varımız yumuşak değil. Gayet kaslıyız o konuda. Hiç merak etmeyin. Kasları geliştirdik, karın kaslarımızı. Böyle bir şeye meydan da vermiyoruz, fırsat da vermiyoruz, vermeyeceğiz. Elbette ki en katı dediğimiz örgütlerimizin bile temasları oluyor kıymetli başkanlarım. Çünkü biliyorsunuz ki Mustafa Başkanım değinmişti herhalde. Biraz örgütler olarak maddi anlamda, ekonomik anlamda zordayız, dardayız. Toplum olarak öyleyiz. Ve bu arkadaşlar, bu ablukayı bize parayla, yani bizi parayla terbiye etmeye çalıştıkları için maddi anlamda topyekün saldırıyorlar. Örneğin Antep şubemiz bir görüşme yaptı. Bizim de haberimiz yoktu. Biz de sosyal medyadan, daha doğrusu Cem Evi Daire Başkanlığı'nın paylaşımından öğrendik. Ve sorduk arkadaşlara. Dediler ki depremde o bölgedeki köylerde bazı cem evlerinde işte ciddi hasarlar oluştu falan. Bununla ilgili bir destek alacaktık dediler. Biz daha önce bir Toroslar vakası yaşamıştık Alevi Kültür Dernekleri olarak. İdmanlıyız, tecrübeliyiz. İşte peşinden işte Konyaaltı'ydı vesaireydi. Biraz böyle Karşıyaka'ydı. Bu arada Karşıyaka demişken Alevi Kültür Dernekleri Karşıyaka Şubesi'ni dün itibariyle kurdu. Artık bizim bünyemizde İzmir'de tekrar cebimizde hizmetimize devam edeceğiz. Müjdesini de vereyim buradan. Denetim mekanizmasını çalıştırdık. Denetimi gönderdiğimizde de daha vahim bir şeyle karşılaştık. Cem Evi Daire Başkanlığı ilk kurulduğu süreçten itibaren sinsi sinsi taşlarını öre 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 geliyormuş zaten. 2017'de bir yasa çıktı. Bu cem evlerinin işte çok eski tahsislerin 25 yılı doldurduktan sonra otomatikman yenilenmesi gerektiğiyle ilgili. Tabii biz orayı, o detayı bu çok eski şubelerimizle ilgili kaçırmışız. Olabilir. Bize tahsis süresiz olduğunu bildiğimiz için de diyoruz ki yani zaten yer bizim, hani ne yapabilirler? Denetimde de bize süresiz bir tahsis verildiği için gönlümüz rahat. Belli başlı çalışmalar yapıldıktan sonra bir takım usulsüzlükleri tespit ettik ve buna dayandırarak bir görevlenme gerçekleştirdik. Ama biz kente gittiğimizde gördük ki bizim tahsisimiz bitmiş. İçeride bağımsız bir dernek kurulmuş. Bu dernek üzerine dilekçeler verilip Cem Evi'nin tahsisi istenmiş. Tabii iktidar partisi yönetiyor bu kenti. İktidar partisiyle de gerekli iletişimler, diyaloglar kurulmuş. Bunun zemini hazırlanmış. Ve bizim yetiştiğimiz gün o kentte meclis vardı. Yani biz o gün, o gece oraya gitmeseydik, ertesi gün Cem Evimiz maalesef Büyükşehir'den tahsisle bu bağımsız derneğe verilecekti.